kireçlenme mi oluyor da böyle dizler, işte kalçalar ağrımaya başlıyor? Vücudumuzun bir kütlesi var. Yer çekim etkisiyle bu kütlenin ağırlığı yere geçmesi lazım. Yürüme bozukluğum vardı, şiş vardı. Artık dizin çevresindeki, eklemin çevresindeki bütün yapılar olayın içine girer. Su içsem yarıyor diyor musun bir evet, kere? Evet, yarıyor. Kesinlikle var. Annem mesela. Su içsem yarıyor der. Yararlı dokulara sokamadığı zaman bir direnç gelişiyor ve bu bir kısır döngüye başlıyor. Özellikle omurga ile ilgili zaten belli birkaç tane tekikimiz var. Hareketinde bir yanlışlık var dedi. Beni bu şekilde elmeden... Hocam burada bir düşmanımız da burada. Topuklu ayakkabı. Bugün omurga kanal darlıklarını konuşacağız. Kırmızı başlıklı kız masalını bilmeyeniniz yoktur. Kırmızı başlıklı kız kurabiyelerini alır ve büyük annesinin evinin yolunu tutar. Oysa büyük annesinin kurabiye ihtiyacı yoktur. Büyük annesinin iyi bir tedaviye ihtiyacı vardır. Çünkü yaşın artmasıyla birlikte eklemlerin üzerindeki stres nedeniyle eklem kireçlenmesi daha belirgin hale gelir. Bunun az veya çok olması genetiğimizle, egzersiz yapıp yapmamayla, kiloyla ve elbette düzenli ve dengeli beslenmeyle de ilişkilidir. Yani aslına bakarsanız büyük annenin ihtiyacı olan şey kurabiye değil, dengeli beslenme ve egzersizdir. Bugün özellikle yaşlılarda eklem kireçlenmesini araştıracağım. Şimdi bana katılın. Tabi konu yaşlılarda eklem kireçlenmesi olunca bu konuda çok tecrübeli bir hekim arkadaşımı ağırlamak istedik. O yüzden Profesör Doktor sevgili Salim Ersözlü ile beraberim. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi eklem kireçlenmesinin tanımıyla başlayalım. Yani gerçekten eklemlerde bir kireçlenme mi oluyor da böyle dizler, işte kalçalar ağrımaya başlıyor? Vücudumuzun hareketini sağlayan eklemlerimiz var. Bu eklemlerin yüzeyleri birbirine sürtünmeyen, parlak, kaygan ve basıncı emebilen yapıda olağanüstü bir yapı bu. Bu yapılar zamanla, yaşla, travmayla, hastalıklarla aşınıyor. Bütün eklem yüzeyleri bu şekilde kıkırdakla kaplıdır. Dizde özel bir yapı daha var. Diz için bu geçerli. Yükü yukarıdan aşağıya taşıyan bir de menisküs dediğimiz yapılar var. Şunu sormak istiyorum. Yani özellikle yaşlandıkça ortaya çıkan diz ve kalça ağrıları çok ön plana çıkmaya başlıyor. Elimde de eklemler var. Aynen. Ama yaşlılarda bakıyorsun ya diz ağrır ya kalçası ağrır. Neden böyle oluyor? Sebebi şudur. Eklem yük taşıyorsa şikayet ortaya çıkar. Neden? Vücudumuzun bir ağırlığı var. Vücudumuzun bir kütlesi var. Yer çekim etkisiyle bu kütlenin ağırlığı yere geçmesi lazım. İlk şikayetler genellikle kalça ve diz gibi. Hem ana eklemler, büyük eklemler hem de yük taşıyan eklemler. Peki mesela örneğin diz kireçlenmesi olduğu zaman bu ilk bulguları nasıldır? Yani hasta neler hissetmeye başlar? Öncelikle ağrı hisseder. Daha önce hissetmediği bir ağrı hisseder. Bu ağrı başlangıçta hareketle olan bir ağrı, dinlenmeyle geçen bir ağrıdır. Hastalık ilerledikçe dinlenmeyle de ağrılar başlar. Neden dinlenmeyle de ağrılar başlar? Artık dizin çevresindeki, eklemin çevresindeki bütün yapılar olayın içine girer. Bağlar daha çok yük taşır, bağlar aşınır. İşte kaslar artık böyle... Çalışmaktan kendini salar, atrofi dediğimiz zayıflamaya gider. O pürüzsüz, olağanüstü yüzey bozulunca birbirine sürtünüyor. Sürtündükçe de dizin içine küçük küçük partiküller, kıkırdak parçaları dökülür. Vücut bu kıkırdak parçalarını ya da işte oraya dökülen küçük küçük partikülleri yabancı bir madde gibi algılayıp savaş açar onu. Onu yok etmek için. Bu da bir reaksiyon oluşturur. Dizin içinde sinovial hipertrofi dediğimiz zarlarda çoğalmaya sebep olur. Peki ileri safhaya gelmeden... Yani kişi artık belki kaç yaşlarında başlar genellikle? Normalde bu 60'lı yaşların hastalığıdır ama şöyle bir çalışma var son zamanlarda. Eskiden 35 yaş altında dizlerde kireçlenme ya da eklemlerde kireçlenme oranı %1'lerdeyken, %1-2'lerdeyken şu an %8'lerde. Önlemek, yok etmek değil ama hızını azaltmak, şiddetini azaltmak kişinin kendi elinde. Bunu yapabilir. Neler yapabilir?
En güzel şey dizi güçlendirmek. Diz çevresindeki kasları güçlendirmek. Omurgada ise omurga için fizik tedavi uygulayarak o bölgedeki kasları güçlendirmek. Yıpratmayı arttıracak şeylerden ziyade güçlendirecek bir yaşam şekli ve spor şekline yönlendirerek bunları azaltabiliriz. Şimdi özellikle etrafa baktığım zaman mesela genç grupta da orta yaş grubunda da biraz da kilo verme kaygısıyla esasında bence sıkıntı o. Hani sağlıklı yaşam için bilinçsiz değil de yapılan bilinçsizce sadece kilo vermek amacıyla mesela koşan insan çok. Aynen. Ve muhtemelen tekniği de çok yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla kesinlikle. Bu da esasında diz ağrılarının önemli nedenlerinden bir tanesi. Erken yaştaki kireçlenme artışlarının tek sebebi bu diyebiliriz. Tabii travmayı da ekleyebiliriz. Obezite dediğimiz kilo artışlarını da ekleyebiliriz ama asıl sebep bu bilinçsiz yapılan agresif sporlar. Bu işin daha önce eğitimini almış birinden yardım alarak yapmak çok daha sağlıklı. Peki tanısını koymak zor mudur? Mesela basit bir direkt filmle, röntgenle diz kireçlenmesinin tanısını koyabilir kesinlikle. Miyiz? Kesinlikle. Zaten bu işin ana tanı aracı direkt grafi. Ama bazen erken yaşta bahsettin ya 40'lı yaşlarda, evet. 30'lu yaşlarda MR da bu işin içine giriyor. Neden giriyor? İşte o dizin kemiğin dışındaki yapıları, menisküsleri, bağları görmek ve bu işe ne kadar katkı sağlıyor onu görmek lazım. Şimdi tabii hani erken dönemde alınacak önlemleri konuştuk ama bazı hastalarda da hani ileri evrede başvuruyorlar sana. Orada tedavi seçenekleri neler? Dizin içinde o ağrıya sebep olan işte menisküsteki yırtıkları, kıkırdaktaki aşınmaları tıraşlayarak dizin içini bir yıkayıp rahatlatmak adına bir temizlik ameliyatı dediğimiz bir artroskopik girişim ilk başta uygulayabileceğimiz bir yöntem. Bununla düzelmezse ya da bunun için geç kalmışsa eklemi düzeltici cerrahiler uygulamak lazım. Dizin alt tarafında tibia dediğimiz şu kaval kemiği diye adlandırılan kemiğin açısını düzeltip yükü sağlam tarafa aktaracak bir kesip düzeltme işlemi yapabiliriz. Protez dediğimiz dizin yapay bir eklem haline getirilip ağrıdan tamamen arındırıldığı bir cerrahi müdahalede son zamanlarda çok sık uyguladığımız yöntem. Protezlerin peki yaşı var mı? Hani eskiden hep şöyle duyardık. İşte ne kadar geç protez yapılırsa o kadar iyi. İdare edebildiğin kadar et ama hani bu söylemden dolayı da biliyorum ki pek çok kişi de hayat kalitesi çok bozuk bir şekilde evet. Yıllarca yaşamak bekliyorlar. Zorunda kalıyor. Aynen. Oraya konan protezlerin ortalama bir kullanım süresi var, aşınma süresi var. Bunlar da yaklaşık 15-20 yıl arası bir süre. Öyle olunca da 60 yaşın üzerinde biz bu protezi koyalım ki bir daha ameliyat gerekliliği kalmasın. Ama bazen protez dışındaki seçenekleri uyguladık ve rahat edemediyse hasta maalesef 60 yaşın altında da bu protezi uyguluyoruz. Tekrar protezde bir gevşeme, bir aşınma, bir yeniden değiştirme gerekliliği olursa 20 yıl, 25 yıl sonra sonuçta evet, yeniden bir protez hasta, konabilir yani. Tabii ki konabilir. Hasta da bu süreyi çok rahat geçirir. Teknoloji de ilerliyor. Bizim tecrübelerimiz de artıyor. 20 yıl, 25 yıl sonra yeni bir ameliyatta yeni bir protez koyup tekrar yeniden bir sürece başlayabiliriz. Yüksel Hanım da protez mi yaptı? Protez yaptık ve biraz genç yaşta yapmak zorunda kaldık. Şimdi birazdan yanına gidince kendisiyle tanışacağız. Önemli olan burada o dizi sağlıklı bir şekilde ağrısız bir hale getirebilmek. Ameliyat sonrasıyla ilgili sorularım var ama istiyorum ki Yüksel Hanım'ın yanına gidelim. Hem onun tecrübelerini bir duyalım, neler yaşadı ve görelim. Arkasından da bu soruları sana orada tabii sorayım. Ki. Adım Yüksel Güler, Konyalıyım, 50 yaşındayım. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İşin büyüğü bitmiş. Evet. Ne yaptınız hocam? Eklem protezi dediğimiz diz eklemini değiştirdik. Protezi uyguladık ameliyattan sonra ikinci gün. Biraz ağrılarımız var ama bu ağrılar zamanla geçecek. Ameliyata bağlı ağrılar. Ameliyattan önceki şikayetleri tamamen gerileyecek. Ve kendini çok güzel, çok rahat, ağrısız bir yaşam bekliyor inşallah. Yürüme bozukluğuyla onunla başladı. Ondan sonra ağrılarım vardı. Kıkırdak bitmiş. Ne kadar zamanda beri var? Vallahi bir yıldır falan vardı. Ha, çok uzun süredir. Son zamanlarda gittikçe artan, yani başladığından bugüne kadar şiddetlenerek devam eden, yürüyüşünü bozan, hareketini kısıtlayan, artık günlük hayat kalitesini düşüren ciddi ağrıları var. Bir şey soracağım, biraz kilolu gibisin. Evet, evet. Son zamanlarda mı kilo aldın yoksa hep böyle evet, miydin? Evet, evet. Son zamanlarda daha çok kilo aldım. Zayıflama yerlerine gittim, diyet yaptım ama kilolar verdim ama tekrar iştahım açılınca tekrar bu kilolar tekrar aldım. Çok uğraştım, çok ama gene
Ya mesela erken devrede Yüksel Hanım mesela kilo verebilseydi herhalde çok faydası olurdu değil mi? Veya en azından hani protez yaşı daha ileri olurdu. Kilo verseydi büyük bir ihtimalle biz bu ameliyatı yapmayacaktık. Ya da bu ameliyatı biraz daha ileri tarihte, biraz daha ileriki zamanda planlayabilirdik ama günlük yaşam kalitesi yürüyemez hale gelip, merdiven inip çıkamaz hale gelip artık ızdırap haline döndüğü için de yapacak tek şey bu ızdıraptan kurtarmaktı. Bu aşamada bir diyetisyen eşliğinde, bu aşamada bir fizyoterapist, fizik tedavi uzmanı ya da ortopedist eşliğinde bu zayıflama işini organize etmek çok daha sağlıklı, hasta için de çok daha uygulanabilir bence. Peki bu noktaya gelmemek için, dizlerimizin sağlığını kaybetmemek adına hepimizin yapması gereken şeyler neler? Bunu hepimiz yaşayacağız ama bunu şiddetini azaltmak, bunun bize verdiği zararı azaltmak bizim elimizde. Düzenli egzersiz yapmak, düzenli yürüyüşler yapmak, yüzmek, bisiklete binmek, kilo almamak. Bunları yapmak kemik kalitesini de güçlendirecektir, kas gücünü de artıracaktır. Ve o kireçlenme sürecini hepimizin eninde sonunda yaşayacağı süreci daha da muhtemelen az hissetmemize sebep olacaktır. Salim Hocam çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür değerli bilgiler için. Size de geçmiş olsun diyorum. Ameliyattan sonra ikinci gündeyiz. Herhalde bir kalkıp yürütmemize de zarar olmayacak. Yok zaten artık yavaş yavaş harekete başlayabiliriz. Konya'ya kadar gelip de Mevlana şekeri yemeden olur mu? Elbette olur. Çünkü basit şekerlerin tümü gerçekten sağlığı tehdit edebilir. Özellikle fazla tükettiğimiz zaman insülin direncine yol açabilir ve insülin direnci de ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bugün su içse yarayanların hastalığı insülin direncini araştırıyorum. Eğer su içsem bile yarıyor, kilolarımı bir türlü veremiyorum diyorsanız mutlaka bu konuyu dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Doktor Bülent Koçer'le birlikte bugün insülin direncini konuşacağız. Hoş geldiniz Bülent Hoş Hocam. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Aslında insülin direnciyle pek çok kişi boğuşuyor ama farkında değil toplumda. Evet maalesef. Türkiye'de yapılan bir araştırmada %30'a yakın kişinin şekerin yüksek olduğu ve insülin direnci başladığı halde bunlardan kimsenin haberi olmadığı aşikar olarak ispatlanmış durumda. Peki insülin direnci dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Biz insülin direncinden bahsettiğimiz zaman kan şekeri yükseldiği zaman insülin bunu yeteri kadar yararlı dokulara sokamadığı zaman bir direnç gelişiyor. Ve bu bir kısır döngüye başlıyor. Ve insülin direnci başladığı zaman hastada göbek çevresi artmaya başlıyor. Bununla birlikte yağlanma da artıyor ve böylece kısır bir döngü başlıyor. Yani obeziteye doğru götürüyor sizi. Peki hangi belirtilerle karşılaşır kişi burada? Hocam biz klinikte en çok gördüğümüz hasta bize hocam ben yemekten sonra inanılmaz çöküyorum, uykum geliyor. Ya da acıkıyorum, tatlı krizi yaşıyorum. Ya da acıkıyorum, inanılmaz ellerim, ayaklarım titremeye başlıyor. Ya da midem kazınıyor. Kesinlikle bir abur cubur tüketmek istiyorum diye şikayetlerle geliyor. Bu aslında insülin direncinin çok tipik belirtileri. Peki size geldiği zaman bu şikayetlerle hasta geldi. Mesela neler yapıyorsunuz? Test aşaması ve tanı aşaması neler burada? Öncelikle biz aslında iyi bir anamnez almak zorundayız. Aile öyküsü çok önemli. Hastanın tansiyonu var mı? Ya da ailesinde diyabet, tansiyon hastalıkları var mı? Onları sorguladıktan sonra test olarak aslında baktığınız çok basit bir açlık kan şekeri testi. Bir açlık insülin testi ve bir de 3 aylık ortalamasına bakıyoruz. Bunlara göre yorum yapılıyor. HOMO indeks dediğimiz insülin direncini hesaplayan bir sistem var. Onu hesaplatıyoruz. Burada önemli olan eğer kan şekeriniz 100'ün üstündeyse mutlaka bir hekime başvurmanız gerekiyor. Ve açlık insülini sabah mesela bayanlarda 5,5, erkeklerde 4,5 olmak durumundadır. Bunun üstündeyse bu insülin direncinin yavaş yavaş başladığını gösteriyor bize. Peki mesela hangi değerden sonra o kişiyi şeker hastası olarak kabul etmek gerekir? Şimdi tabii ki Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin artık aldığı şeye göre, karara göre 124 mg desilitrenin üstü artık şeker hastalığı olarak kabul edilmeye başladı. Önlem açısından bunu bir hekimle konuşması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu benim hekim olarak da kafamın karıştığı bir durum. Bazen hasta bize geldiği zaman yandaş hastalıklarını sorduğumuz zaman hani şekeriniz var mı diyoruz. Hayır şekerim yok diyor ama bakıyorsun bir
şeker için mesela ilaç kullanıyor. Evet. Dolayısıyla esasında o kişi hani böyle şeker hastalığına doğru yol almakta olan biri gibi mi düşünmek lazım o kişileri? İnsülin direncinden önce ani şeker düşmeleri yaşıyor. Hasta evet. diyor ki benim şekerim düşüyor hocam, ben şeker hastası olamam. Ama aslında bu öncü semptomlar. Şekeri niye düşüyor? İnsülin çok fazla salgılanıyor. Mutlaka bir belirti veriyor ve bu süreç 4-5 yıl içinde şeker, tip 2 diyabete doğru gidiyor zaten. İnsülin direnci mutlaka diyabete gidiyor. Anladığım kadarıyla şöyle hipoglisemi dönemi var. Sonra biraz daha insülin direncinin belirgin hale geçtiği dönem ve şeker hastalığı gibi. Aynen. Mesela hipoglisemide gerekli önlemleri alırsak tekrar sağlıklı hayatımıza dönebilir miyiz? Kesinlikle. Mesela bu hastalarda öğünleri planlamak çok önemli. Bir diyetisyen ya da doktor eşliğinde öğün planlamaları, işte ara öğünlerin açılması, günde 4 ila 6 öğün beslenmesi ve protein, karbonhidrat, yağ oranlarının çok iyi belirlenmesi lazım. Hasta sadece karbonhidrat tüketirse o zaman hipoglisemi yaşıyor ve eli ayağı titremeye başlıyor. O yüzden hep diyoruz ki öncelikle check-up ve sağlığınızı koruma önlemlerini alın diye söylüyoruz. Peki bu söylediklerimiz mesela insülin direnci aşamasında da geçerli mi? Geçerli. İnsülin direnci gelişmiş bir kişiyi de geri döndürebilir geri miyiz? Geri döndürebiliriz. Çok basit yöntemler var. Mesela en büyük hastalar soruyor, hocam tamam ilaç başlayacak mıyız? Aslında ilaç değil konu, yaşam tarzı değişikliği. Mesela biz bunu sporla %60'ını çözüyoruz insülin direncinin. Aktivite önemli. Artık toplum olarak sedanter bir hayat yaşıyoruz. Yani arabaya biniyoruz, eve gidiyoruz, bisiklete binmiyoruz ya da yürüyüş yapmıyoruz. Her şey çok yorulduk diyoruz ama buna zaman ayırmazsak sağlığımız bozuluyor. Şimdi biraz önce dedim ya şöyle topluma baktığımız zaman gerçekten çok sık görüyoruz. Bize katılmak isteyen biri var. Evet, gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Merhaba. Tanıyalım. Murat ben. Mihrap ben. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hocamız Bülent Hoca. Merhaba. Şimdi biz bugün diyoruz ki şöyle su içsem yarıyor diyenler var mı toplumda? Kesinlikle var. Annem mesela. Su içsem yarıyor der. Yediklerine içtiklerine sürekli dikkat eder ama akşam 7'den sonra özellikle tatlıyı kısamıyor, ekmeği kısamıyor. Bu yüzden su içsem yarıyor diyor yani. Ne diyorsunuz hocam? Bunun yorumunuz ne? Yani gerçekten bir insan su içse yarar mı? Önce onu söyleyeyim size. Yarıyor tabii çünkü sonuçta bir insülin direncinden bahsediyor. Yani işte su içsem yarıyor ya da hormonal bozukluklar. Tabii mesela kilo veremiyorlar, kontrol edemiyorlar kiloyu. Mesela buradaki sıkıntılardan herhangi birisi var mı sende? Bir bakalım hani evet. Tansiyonun mesela 140'a 90'ın üzerine çıkıyor mu? Ölçtürdün mü hiç? Tansiyonun genelde düşük seyrediyor hocam. Hani 12-8, 12-7 gibi tansiyon sıkıntım yok ama egzersiz yeterli yapmıyorum. Bir de bazen yemeklerden sonra uykum geliyor. Evet. Şimdi mesela burada iki tane kriteri söyledim. Aynen hocam. Öyle. Yani zayıf olsa bile bu ikisi düşündürür mü? Kesinlikle düşündürür. Tabii ailesel faktörler, işte ailenizde şeker hastası olması, kilolu insanlar olması ya da hipertansiyon hastaları olması bu riskin her zaman sizde de olduğu anlamına gelir. Şimdi benim gözüm birinde orada yakaladı. Lütfen siz de bize yazıyı katılın. Gördüm, hoş geldin, geldim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Tanışalım. İsim neydi? Gülizar. Gülizar Hanım. Buyurun. Kilondan memnun musun? Memnunum. Su içsem yarıyor diyor musun bir evet, kere? Evet, yarıyor. Yarıyor mu gerçekten? Yarıyor. Su içsen de kilo alıyorsun. Evet. Hocam bir konuşur musunuz bakalım? Gülizar, evet. İnsülin direnci açısından riskli mi? Kesinlikle riskli. Çünkü bel çevresi bence biraz kalın. Kalın mı bilmiyorum. Bayanlarda evet bir ölçmemiz lazım. Vallahi, çünkü bakın mezura burada. Evet. Buyurun hocam. İsterseniz. Vereyim hemen. Mesela burada 93 diyelim. Evet. 93. 93 santim. Şimdi bayanlarda olması gereken bel çevresi normalde 80 santim ve altında olması lazım. Bu risk ne zaman başlıyor? 88 santim üstünde şeker ya da insülin direnci başlıyor zaten. Yani risk başlıyor. Sizde de muhtemelen yemek sonrası bir ağırlık çökmesi, acıkınca ellerde titreme ya da aşırı tatlı krizleri yaşıyorsunuz. Bu da insülin direnci olduğunu gösteriyor zaten. Hem bel çevresi en önemli kriterlerden bir tanesi. Bu sorular üzerinden de bir Gülizar'ı değerlendirelim mi? Buyurun sizin değerlendirmenizi alalım. Gülizar Hanım mesela abur cubur tüketiminiz var mı? Mesela akşamları oturup televizyon karşısında işte böyle işte çerezdir, oluyor. Tatlıdır, meyvadır özellikle oluyor. Tüketiyorsunuz. Ailenizde şeker hastalığı var mı? Anne baba tarafında var. Her yemekten sonra böyle bir ağırlık çökmesi, uyku basması yaşıyor musun? Arada oluyor. Arada oluyor. Hiç egzersiz yapıyor musun? Böyle yürüyüş falan. Yürüyüş yapıyorum. Yapıyorsun. Her gün yapmaya özen gösteriyor musun? Evet yapıyorum. En azından esasında bu değil mi? Şu evet. Bazı şeyler pozitif olsa da dengeleme unsuru. Dengeleme unsuru evet. Yani bizi adapte olursa kesinlikle başarılı olacaktır diye düşünüyorum.
Sizler de esasında bir sağlık elçisi olup etrafınıza bu bilgileri verdiğiniz zaman gerçekten toplumu daha sağlıklı yapabileceğinize inanıyorum. Aynen. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Gülizar çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Mihram çok teşekkür ederim bize katıldığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. İster milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorlarınki, isterse insanlarınki olsun, omurganın görevi vücudu ayakta ve dik tutmak, dolayısıyla bedeni taşımak, gereğinde eğilmesini sağlamak ve bizim için hayati önem taşıyan omuriliği korumaktır. Bugünkü konumuz işte omuriliği koruyan omurgamızdaki darlıklar. Bugün omurga kanal darlıklarını konuşacağız. Yanımda çok değerli dostum Profesör Doktor Özerk Okutan var. Konu hakkında esasında çok kişinin hani bilgisi var sağdan soldan duydukları ama istiyorum ki bizi izleyenler gerçekten bugün bu kanal darlıkları konusunda doğru bilgiye sahip olsunlar. Evet hocam. Hocam bu kanal darlığın önce tanımıyla başlayalım mı? Bu omurga maketine baktığımız zaman hepimizde olduğu, her insanda olduğu gibi 5 tane bel omurgamız var. Omurganın arasında vücudumuzun esnekliğini sağlayan bir nevi süspansiyon görevi gören aralardaki diskler, yastıkçıklar var. Bu gördüğümüz yer, yani omuriliğimizin geçtiği beyin, boyun, sırt, buradan da bele gelen bu kanal içinde de bu omuriliğimiz var. İşte bunun geçtiği yerde omurilik kanal darlığı olarak tarifliyoruz. Peki bu kanal darlığı neden olur ki? Bunun en çok nedeni esasında bizim doğal yaşlanmayla beraber ortaya çıkan omurgadaki, yani omurganın bütün bu oluşumlarındaki doğal bozukluklar, dejenerasyonlardan dolayı ortaya çıkıyor. Yani ne olursa olsun az veya çok hepimizde yaş ilerledikçe olacak bir miktar. Kesinlikle hocam, özellikle 50 yaşından sonra 60 yaşları civarında artık omurgadaki dejenerasyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte yaşla beraber bu eklemlerde anormal kireçlenmeler, kanlaşmalar ortaya çıkıyor. Nasıl hani dizimizde kireçlenme olur? Bunlarda da anormal kanlaşmalar ortaya çıkıyor. Yine bu vücudun elastikiyetini sağlayan bu disklerde yine bozulmalar, kireçlenme ortaya çıkmaya başlıyor. Ve o zaman da işte bununla ilgili omurilik kanal darlığı ve ona bağlı bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman şöyle algılıyorum. Mesela bu kanalın diyelim ki %5'i 10'u böyle daralmaya başladığı zaman kişi mesela bir şey hissetmeyebilir. Tabii, aynı damarlarda olduğu hocam, gibi ama darlık gittikçe artarsa belirtiler daha belirgin hocam, hale gelir. Hocam esasında o kadar önemli noktaya değindiniz ki esasında bizim bu hastaların tedavisinde bizi yönlendiren bu olay. Sonuçta herkes de belli bir yaştan sonra görüntü MR çektiğimiz zaman bir şey yaptığımızda muhakkak bunu görüyoruz. Aynı kanal darlığı sizde çok ciddi bulgular verebilir ama bakarsınız bende hiçbir sebep olmaz, ben rahat rahat gezer dolaşırım. Peki mesela bu hastalar ne hissetmeye başlar? O omurilik artık yavaş yavaş baskı altında kalmaya başladığı zaman? Hastada bel ağrısı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bel ağrısı herkese göre değişiyor. Önemli olan kimisi de çok tolere edebilir. Günlük yaşamı idare edebilir. Ufak ufak bel ağrısı olur. Mesela ağrı kesiciye cevap verir mi bu tür bel ağrıları? Başlangıçta evet ağrı kesiciye cevap verir. Olay ilerlemeye başladıkça bu dejenerasyonlardan, kireçlenmelerden, o kapalılıklardan dolayı kanal daralmaya başladıkça tabii ki bu sefer omurilikten çıkan bu sinirler de delikte kapanmaya başlıyor ve sıkışmaya başlıyor. Bu sefer de ne ortaya çıkıyor? Her bir sinirin görevi var Sayın Hocam. Hangi kasta nerede görev yapıyorsa o bölgeyle ilgili his kayıpları, ağrı, kuvvetsizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle omurga ile ilgili zaten belli birkaç tane tetkikimiz var. Çok anormal bir olay olmadıktan sonra işte röntgenini görüyoruz hastanın. Bu direkt kanal, filmler çekiliyor. Tabii röntgeni, direkt filmi görüyoruz. Bunda acaba bu dejenerasyonlara bağlı olarak omurilik kanalının darlığı yanında acaba yaşa bağlı omurgada anormal eğrilikler var mı? O da ortaya çıkabiliyor. MR görüntülerimiz, bel MR görüntülerimiz çok önemli. O da evet omurganın içindeki, omurga kanalının içindeki o dejenerasyonları, kanal darlıklarına sebep olan patolojileri göstermede oldukça etkili. Bir de herhalde MR gibi görüntülemeler esasında sizin biraz da tedaviyi şekillendirmenize faydası oluyor. Kesinlikle, değil mi? Tanıyı koymaktan kesinlikle öte hocam, tedaviyi kesinlikle nereye yapacaksınız? Demin çünkü söylemiştiniz yani herkeste her görüntü, herkes aynı bulguyu şikayet sebep olmuyor. Öyle bir hasta geliyor ki
Aman Allah'ım diyorsunuz, yani kanalı kalmamış artık. Bu nasıl yürüyor? Ama hasta şikayeti yok. Hasta yürüyor. Ama öbür hasta geliyor, artık hiçbir şekilde yürüyememiş. Evin içinde bile odalara, duvarlara tutuna tutuna. Peki bu farklılıklar neden oluyor sence? Bunu yavaş yavaş, çok hızlı olmadığı için, yavaş yavaş geliştiği için vücut tolere etmeye başlıyor. Tolere ediyor. O yüzden de hasta bazen buna bir bulgusu ortaya çıkmayabiliyor, rahat olabiliyor. Olsa bile idare ediyor. Günlük yaşamını sürdürüyor. En önemli bulgulardan bir tanesi de hocam yürüme mesafesinin kısalması. Bu tür hastalar şunu söyler bize. 3 sene, 5 sene önce rahat rahat yürüyordum. Uzun mesafe yürüyordum. Birkaç kilometre yürüyordum. Gayet iyiydim. Ama benim her yıl biraz daha yürümem azaldı. Dinleniyorum, tekrar yürüyorum. Dinleniyorum, tekrar yürüyorum. Ayakta dik duramıyorum. Bir şey yaparken muhakkak eğilmem gerekiyor. Destek almaya çalışıyorum. Dediği zaman bunlar artık bize tedaviye ihtiyacı olan bir kanal daha. Hastanın hayat kalitesini ne kadar bozduğu çok kesinlikle önemli. Kesinlikle, aynen öyle. Anladım hocam, doğru. Biraz da tedaviyle ilgili konuşmak istiyorum. Mesela açık cerrahi yanında artık sizde de kapalı yöntemler, yani endoskopik girişimler yer almaya başladı mı? Demin dediğim gibi tolere edebildiği durumlarda, daha yeni başlamış ama aslında tolere edebiliyor. İlaç tedavileri, o anlık dönemde iyi bir istirahat, bel kayması varsa hafif derecede bir müddet korse kullanımı. Bununla beraber fizik tedavi ve rehabilitasyon bizim olmazsa olmazlarımız. Hasta bazen kaplıcaya gidiyor, işte sıcak yerlere gidiyor, bazen kuba yatıyor derken kaslarını gevşetiyor, rahatlatıyor. Ağrıları arttı ama ameliyat düşünmüyoruz. O zaman bazı yine belden yaptığımız, özellikle bu omurga eklemlerine, yani ağrının tetik noktalarına yaptığımız o bazı enjeksiyonlar. Yine epidural enjeksiyon dediğimiz omurilik kanal içine yaptığımız bazı enjeksiyonlarla hani algolojik tedavilere girebiliyoruz. Onun ötesinde yine dediğiniz gibi yine endoskop kullanarak yaptığımız bazı epidural adezyonuz dediğimiz yine minimal invaziv, yani mikro cerrahi gibi düşündüğümüz, çok ufak kesilerle yaptığımız, kameralarla çalışıyor. Yaptığımız tekler var. Cerrahi teknikler de esasında çok geniş bir yelpazede. Yine hastanın şikayetine ve demin dediğiniz gibi olayın ne kadar seviyesinde oluyor. Çünkü bazen tek bir yerde oluyor, bazen bütün omurga etkileniyor. İşte ona göre de buna tamamen mikroskopik mikro cerrahiler. Buradaki kanal darlığına ne sebep oluyorsa o bölgeleri temizleme, ama olay daha da ileri gittiyse hani platinvi de denilen, yani enstrümantasyon sistemi kullanarak yaptığımız daha geniş rahatlatma ameliyatlarımız da mevcut. Şimdi adım adım sağlık programında bizim hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi de gerçekten sağlığımızı kaybetmeden onu esasında nasıl koruyacağımızı bilmek. Evet hocam. Omurga sağlığı da bu anlamda çok önemli. Kesinlikle, o yüzden kesinlikle. Senden ricam omurga sağlığıyla ilgili, yani onu, omurgamızı daha sağlıklı nasıl koruyabiliriz? Evet, belki darlık ufak tefek olacak ama ileri yaşlara geldiğimizde nasıl ayakta durabiliriz? Onun önlemlerini bize bir anlatır mısın lütfen? Hocam esasında isterseniz şöyle yapabiliriz. Yani omurgamızın birçok düşmanı var. Kilodan tutun ayakkabılarımıza kadar. Oturduğumuz koltuğa, yattığımız yatağa kadar. Ama her yerde var. İsterseniz buyurun beraber onları bir inceleyelim, görelim. Tamam, olur. Zevkle. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kilo problemi gerçekten omurganın en büyük düşmanlarından bir tanesi. Neden? Değil mi? Omurganın esnekliği var. Şimdi bu kilo olduğu zaman omurganın esnekliği iyice azalmaya başlıyor. Zorlanmalar başlıyor. Zaten omurganın taşıyıcılığı bozulmuş, esnekliği bozulmuş. Biz daha da olayı arttırıyoruz. Daha da fazla yük vermeye başlıyoruz. Bir de hareketinde bir yanlışlık var dedin. Evet hocam, harekette de bir yanlışlık var. Neden? Beli bu şekilde elmeden normal yükü dizlere vererek yapmakta muhakkak fayda var. Size kolay gelsin. Sağ olun. Hadi o zaman biz hastanede gezelim bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin, merhaba. Hocam önemli konulardan, düşmanlardan bir tanesi de uzun süre ayakta sabit kalmak. Önüne geçmek için ne yapmak lazım? Arada hani böyle bir yürüyüş mü yapacağız? Kesinlikle. Yani otururken de öyle olacak. Bir düşmanla çünkü bunu da konuşacağız ama hareket halinde olmak ve bir de koruyucu önlemler almak sayın hocam. Biraz egzersiz yapmayı, bel kaslarını kuvvetlendirmesini esasında bir yaşam stili haline sokmamız gerekiyor. Biraz hareket edin. Şöyle hocam geçelim.
arkadaşlarımızı baktığınız zaman omurga sağlığına dikkat ediyorlar mı sizce? Hocam burada bir düşmanımız da burada. Topuklu ayakkabı. Şöyle bir olay var. Topuklu ayakkabılar giydiğimiz zaman, bir kişi topuklu ayakkabı giydiği zaman yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Bel bölgesi yavaşça öne doğru giderken arka onu dengelemek için arkaya doğru. Ağırlık noktasını değiştiriyor. Tamamen değişiyor. Dengemen. Bu sefer sürekli olduğu zaman kaslar çok anormal kasılmaya başlıyor ve sürekli ağrı ortaya çıkmaya başlıyor. Düz babetler de mesela çok iyi değil, doğru mu? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü düz babetlerde de sonuçta onlar da altı sert, basıncı almayan, esnemeyen ayakkabılar. Aslında şunu görüyorum ki senle, yani doğal hayatın içinde, normal hayatımıza devam ederken çok basit şeylerle biz omurga sağlığını koruyabiliriz. Çok basit önlemler. Kesinlikle olarak. Hocam, evet. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Zaten bunlar hocam her kalp için, omurga için, her şey için yapılması kesinlikle gereken sağlık kuralları diye düşünüyorum. Özellikle hocam, gerçekten çok teşekkür hocam, ederim. Hocam ben çok teşekkür ederim. Bilgilerdi.